kabak, ama kabuk tutmasın. Eğer böyle normal koyarsak kabuk tutar, yoksa olmaz. Bozulacak değil mi? Aynen. Böyle ha, direkt temas edecek ki kabuk tutmasın. Aşkım. Diye. Aa. Aşkım. Bebeğim. Canım. Ya. Programın başında güzel bir şey konuşmuşsun bir tanem. Evet. Benim için de. Ben de dedim ki bir aşkıma bir hediye götüreyim. Çok ya, istediğim bir hediye. Gerçekten onu getirdim. Mi? Evet. Ne istiyordun en çok? En çok altın severim. Neresi sence? Altın mı? Altın. Ben altını çok seviyorum ve altın kim niye istiyordum? Yoksa altın mı? Bakacağız. Bir aç bakayım. Acı şiir yok. O ne? Şiir de yazdım. Ya gerçekten mi? Okuyayım önden. Şiiri okuyayım ondan sonra aç olur mu? Öyle mi aç? Tamam sen tamam. Hadi oku o zaman. Domates, maydanoz, limon aldım pazardan. Lahmacun yaptıracağım kurban olduğuma. Ne güzel de sever ekmek arasına lahmacun da. Bol bol maydanoz lahmacun arasına. Bir tane de limon sık arasına. Tuzsuz yaptım ayranın da. Bol köpüklü iç lahmacunun yanında. Kurban olurum yürüdüğün yollarında. Benim lahmacun gözlüm. Ya canımın içi bir tane. Ya var ya bu şiirden sonra ben hissediyorum kesinlikle sen bana benim en çok istediğim o altı künyeyi aldın değil mi? Çok seveceksin bebeğim. Gerçekten mi? Kesin. Aşırı. Kesin altın. Altın ben bence. Ben biliyorum hissediyorum. Boynuna da takalım böyle bir tane. Vallahi mi? Kolye mi aldı? Kolyeyi. Onun kolyesi vardı kesin o. Bilmiyorum artık. Ay açayım mı? Aç aç. Aç. Açayım mı? Hey. Ay dur. Dur bir dakika dur. Önce size göstereceğim. Kalbim dayanmaz dur. Ne görüyor musunuz? Beğendiniz mi? Harika. Açıyorum. Açıyorum. Tatam. Tabii. Senin en sevdiğin bir tane. Sen şaka mısın? Yok bir tanem bak böyle. Bak. Bu patlayacak mı? Evet. Kuru patlayacak mı? Evet. Sen şaka mısın ya? Ben senden altın beklerken sen bana kuru patlıcan mı şey yapıyorsun, takıyorsun? Bir tanem, sen kolye istedin. He? Ben de bak ne güzel kolye patlıcan getirdin. Ya saçmalama, içine dolmayı koyup buradan böyle yiyecek miyim? Tane tane, koparıp yesin bir tane. Ya Emir Allah aşkına git ya, beni buradaki insanlara rezil ediyorsun ya. Bebeğim niye rezil olacaksın? Üzülme, bak, bize kuru patlıcan getiren şiir de yazdım sana. Hiç beğenmemiştim zaten. Altın almışsındır, beğeniyor gibi yaptım. Hiç de beğenmedim şiirini. Vallahi de. Herkes gördü. Nasıl da beğendin, güzel beğendin. Ama bu nasıl bir hediye ya? Ya git çok ya. Çok güzel hediye. Ya sen şaka mısın ya? Zaten beni sinir etti saçında öyle. Ya git ya, al şunu. Al şunu. Ya Fol niye git ya? Fol git mutfağından. Yürü. Allah Allah. Dalga geçiyor benimle. Ben altını bir koyayım. Niye bekleyeceğim. Bize kuru patlıcan alan bile yok? Sen de nankörsün ya Nurcan. Kuru patlıcan ne ya? Şaka ne gibi. Sen yemeği bana seviyorsun. Bana altın alması gerekiyor. Altın ben bekliyordum. Bir de öyle deyince ben sandım kolye yani. Almış nasıl bana. Nasıl bir hediye acaba? Allah'ım ya Rabbim ya. Nurcan bak şimdi sabırlı olacaksın. Emirhan'a da sinirlenmeyeceksin ve daha da önemlisi o fırını açmayacaksın. Evet. Açarsan söner. Evet fark ettim onun ama. Onun dışında her şey hazır mı? Evet her hazır. Şey hazır bekliyoruz.